And he said, give us evidence. Hindistan tarafına diyoruz ki söylediğiniz şeyin kanıtlarını verin. Biz de harekete geçelim. Ama maalesef bu çağrımıza yanıt gelmedi. Hindistan kendisi hakim jüri ve infaz memuru olmak istiyor. Ve bakın bugün nereye geldik. Bize kanıt sunun diyoruz, sunmuyorlar. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Sajjad Gazi, Hindistan'ın terörü destekliyorlar sözlerine yanıt verdi. CNN Türk özel röportajında konuşan Gazi, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilimi değerlendirdi. Umuyorum ki Pakistan ve Hindistan'ın bölgedeki tüm istikrarsızlığı düşünüp hesaba katarak normale dönme ihtimali var. Özellikle iki ülkenin silahlanmasını ve sahip olduğu silahların boyutuna bakarsak ne Hindistan'ın ne Pakistan'ın yanlış bir hesap yapma lüksü yok. Gazi, Pakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin nükleer silah kullanmayı değerlendirdiği iddialarına önce güldü, sonra kesinlikle hayır dedi. Kesinlikle hayır. Pakistan sorumluluk sahibi bir ülke. Bölgemizdeki bu zor durumda en azından Pakistan tarafında savaş çanı çalmıyor. Kim daha güçlü gösterisi düşünülmüyor. Biz rasyonel bir ülkeyiz. O yüzden biz tansiyonu yükselten taraf olma niyetinde değiliz. Çünkü bunun sonuçları bölge için baş edilmez olur. Terörden en çok biz çektik diyen Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi sonuç odaklı diyalog çağrısında bulundu. Dünyada terörden bizim kadar çok çeken, terörle bizim kadar çok mücadele eden başka bir ülke yoktur. Bugün Başbakanımız İmran Han da çağrısını yaptı. İki ülkenin farklılıkları varsa bunların üstesinden gelmenin en iyi yolu diyalogtur. Ama anlamlı ve sonuç odaklı bir diyalog olmalı. Ve gözaltına alınan Hindistanlı pilotun durumu. İki Hint savaş uçağı yine ülkemiz sınırına girdi. Düşürdük. İkisinden biri bizim kontrol ettiğimiz tarafa, diğeri Hindistan'ın işgal ettiği Keşmir tarafına düştü. Piloto savaş hukuku ve Cenevre Konvansiyonu'nun gerektiği gibi davranılıyor. Kimsenin endişelenmesine gerek yok.